Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını arttırmak için kurulan Yunus Emre Enstitüsü, ülkemizin ilk ve tek kültürel diplomasi akademisini kurarak yurt dışında Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bir süreci başlattı. Ülkemizin kültür diplomatlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Kültürel Diplomasi Akademisi, kültürel diplomasi konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmakta ve yenilikçi akademik eğitim programları geliştirmektedir. Kültürün diplomasiyle kesiştiği ve uluslararası ilişkilere bambaşka bir boyut katan bu alanda Yunus Emre Enstitüsü olarak yeni bir girişim başlattı. Türkiye'nin yumuşak gücüne katkı sağlamak için kültür ve diplomasi programını hazırladık. Kültür ve diplomasi programının bugünkü konuğu Büyükelçi Ömür Şölen değil. 1977 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan diplomatımız, 2006 yılına kadar başkonsolosluk dahil birçok görevde bulundu. Daha sonra sırasıyla Ulaanbaatar, Trablus, Bükreş ve Üsküp'te büyükelçi olarak görev yapan tecrübeli diplomatımız, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda teftiş kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Büyükelçi Ömür Şölendir ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Size göre diplomasi nedir? Bunun içini biraz, bu arka tarafını biraz anlatabilir misiniz? Günümüzde diplomasi biraz çeşitlendi. Biraz değil, bir hayli çeşitlendi. Yani mevcut teknolojik özellikle gelişmeler sonucu, sosyal medyanın çok daha etkin hale gelmesi, çok daha dinamik hale gelmesi, netice itibariyle dışişleri bakanlıklarını ve diplomatik ilişkileri de ona göre kendine ayarlama ihtiyacı doğurdu. Bugün diplomasi deyince artık klasik diplomasinin yanında, o tabii devam ediyor. Fakat örneğin kamu diplomasisi büyük önem kazandı. Parlamenter diplomasi büyük önem kazandı. Kültürel diplomasi çok önemli bir hale geldi. Yani burada da kamu diplomasisi deyince bildiğiniz gibi yabancı ülkelerin kamuoylarını ve kanaat önderlerini, siyasetçilerini, iş adamlarını, ülkenizin çıkarları, görüşleri ve yaklaşımları doğrultusunda bilgilendirmek, aydınlatmak ve milli politikalarınızı oralara duyurmak ve zamanlıca duyurmak çok önem taşıyor. Asırlar öncesine dayanan diplomasi geleneği, gelişen iletişim teknolojileriyle kendini farklı şekillerde tanımlayan farklı gelenekler var etti. Yumuşak güç olarak da tanımlanan kültürel diplomasi, yeni diplomasi geleneğinin öne çıkan fenomeni olma yolunda ilerliyor. Kültürel diplomasi direkt insana yatırım olduğu için daha mı önemli? Yani nasıl bakıyorsunuz kültürel diplomasiye? Yani çok önemli. Yani hangisi daha önemli diye çok ayrım yapabilecek durumda değilim ama kültürel diplomasi özellikle az önce bahsettiğimiz sosyal medyanın ve medyanın önemli ölçüde aktif hale gelmesi sonucunda son derece önem kazanmış durumda. Çünkü ülkelerin kültürlerini, yaklaşımlarını, örf adetlerini ve hatta bu yapılırken siyasi ve ekonomik yaklaşımlarını, beklentilerini kültürel faaliyetlerle, kültürel etkileşimlerle daha kolay izah etmeniz, kendi ülkenizi, insanınızı daha kolay tanıtma imkanı bulma şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla kültürel diplomasi dediğimiz olguyu, unsuru etkili kullanmakta her zaman yarar var. Yunus Emre Enstitüleri de bunların içinde önemli bir yer tutuyor Türkiye açısından. Birçok ülke aslında bunun benzerlerini daha önce de yapmıştı. Fakat bizim son 10-15 yıllık dönemde yaptığımız atılımlar, gelişimler çerçevesinde Yunus Emre Enstitüleri de oluşturularak kültürel diplomasi alanında son derece etkili ve iyi bir görev ifa etmektedirler. Ben görev yerlerim itibariyle Romanya'da da, Makedonya'da da Yunus Emre Enstitüleri ile yakından ve birlikte çalışma imkanı buldum.
Hatta şöyle söyleyeyim, Romanya'da Bükreş'te ve Köstence'deki Yunus Emre Enstitüleri'nin açılışında hasbelkader ben de orada büyükelçiydim. Tabii büyük memnuniyet ve onur duydum. Üsküp'te de Yunus Emre Enstitümüz var. Orada da diğer ülkelerde olduğu gibi sanıyorum 50 ülkede, evet, 40-50 civarında Yunus Emre Enstitümüz bugün faaliyet gösteriyor. Orada da Yunus Emre Enstitümüzle birlikte işbirliği halinde muhtelif etkinlikler düzenledik. Tabii bunlar içinde dil, el sanatları, onun dışında kültürel faaliyetler, işte konferanslar, paneller, film gösterileri ve buna benzer diğer etkinliklerle ülkemizin kültürünü, tarihini, yaklaşımlarını tanıtma imkanına sahip olduk. 2009 yılında faaliyete giren Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılı itibariyle dünya çapında 55 temsilcilik kurmuş durumda. Enstitü, 2023 yılında 100 enstitü sloganıyla kültürümüzü farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor. Bunu daha da güçlü kılmak için Yunus Emre'nin faaliyetlerini ne gibi önerileriniz olabilir? Bulunulan ülkenin talep ve beklentilerine yönelmekte fayda var. Çünkü her ülkenin kendi dinamikleri, kendi yaklaşımları, Türkiye'ye bakışı, beklentileri farklı olabiliyor. İç dinamikleri farklı olabiliyor. Bir kere lisan bilen elemanlarının olmasında fayda görürüm. Özellikle o ülkenin lisanını konuşan çalışanlarının olması büyük bir avantaj sağlayacaktır. Onun ötesinde tabii Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığımızla zaten bu yapılıyor. Yakın işbirliği halinde etkinliklerin düzenlenmesinde fayda var. Yaklaşık 550 yıl Osmanlı Hanedanı'nda bulunan Makedonya toprakları, Osmanlı'nın Rumeli'de ilk medreseyi, ilk saat kulesini ve ilk kütüphaneyi yaptırdığı yer olarak da tarihi bir önem taşımaktadır. Bugün Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Makedonya'da, Türkçe'de en çok konuşulan diller arasındadır. Son görev yeriniz Üsküp ve aileniz sizin yanınızda değildi o dönemde. Ve sizin çok güzel bir açıklamanız olmuş. Evet, ailem yok ama burası benim bir ailem. Bunu size hissettirecek neler yaptılar? Orayı biraz anlatabilir Tabii. misiniz? Gerek Romanya'da gerek Makedonya'da özellikle vatandaşlarımız, orada yerleşmiş vatandaşlarımızın çok büyük bölümü, iş adamlarımız, soydaşlarımız gerçekten bir aile ortamındaydık. Yani birlikte sık sık bir araya geliyorduk. Ülke sorunlarını, dünyadaki gelişmeleri konuşuyorduk. Onun dışında bir aile gibi işte tarihi yerleri beraber gezebiliyorduk. Etkinlikler tertipliyorduk. Bu sıcaklığı ve yakınlığı tabii bir karşılıklı etkileşimdir. Romanya'da da buldum, Üsküp'te de buldum Makedonya'da. Dolayısıyla ailemin yokluğunu çok fazla hissettirmediler bana. Tabii o ayrı bir konu ama onlar da sağ olsunlar her zaman hala dostluklarımız devam ediyor. Gerek Romanya'daki arkadaşlarımızla gerek Makedonya'daki arkadaşlarımızla. Orada şimdi görev yapan fevkalade kıymetli iki büyükelçimiz de eminim ki bu ilişkileri benden daha da ileri götürerek, geliştirerek sürdürmektedirler. Vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek aslında bizim asli görevimiz tabii. Ama bu arada ilişkiler ne kadar aile ortamında olursa o işbirliği, o etkinlikleri birlikte geliştirme imkanı da daha kolaylaşıyor. Son dönemde bir sel felaketi, 22 kişi hayatını kaybetti. Tabii. Orada Türkiye'nin ne gibi desteği oldu? Ağustos ayıydı, başıydı zannediyorum. Üsküp'ün hemen yakınındaki 3-4 köyde çok ciddi bir sel felaketi meydana geldi. 24 kişi aslında hayatını kaybetti. 2 kişi bulunamadı maalesef, cenazelerine ulaşılamadı. Bunlar Makedon ve Müslüman köyleriydi bir kısmı. Biz hiçbir ayrım yapmadan Türkiye olarak daha ilk gününden itibaren ben bizzat sel felaket bölgesine gittim.
TİKA temsilcimiz, koordinatörümüz oradaydı. Ticaret başmüşavirimiz oradaydı. Yani ekip halinde biz gittik. Ve hemen ertesi gün belki Kızılay, AFAD, Büyükşehir Belediyeleri, İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri özellikle süratle her türlü ekipmanı, araç gereci oraya sevk ettiler. 30 küsur araç getirdik Türkiye'den ve bunların süratle temizliğini yaptık. Ondan sonra da temel ihtiyaçları karşıladık. Yani AFAD olarak, TİKA olarak, Büyükşehir Belediyeleri olarak ve Kızılay olarak alanda görevlendirdiler bir takım çalışanlarını. Bizzat bizimle kaldılar. Soydaşlarımızla da sık sık bir araya geldik ve bütün bu düzenlemelerde işte gıda dağıtımı olsun, beyaz eşya dağıtımı olsun, mobilya dağıtımı olsun, bunları hep Türkiye'den getirdik. Bütün bu dağıtımlarda, bütün etkinliklerde soydaş derneklerimiz ve oradaki belediyelerde ve diğer kurumlarda görevli soydaşlarımız, vatandaşlarımız orada yaşayan hep bir elden el ele tutuşarak bu görevi yerine getirdik. Ve hiçbir ayrım da yapmadan yaptık. Yani herhangi bir etnik veya dini ayrımı oturtmadan. O da son derece olumlu karşılandı toplumda. Moğolistan'daki Orhun abidelerinden Üsküp'teki Taşköprü'ye kadar farklı coğrafyalarda birçok kültürel mirasa sahip olan kültürümüz, dünyanın köklü medeniyetlerinden biridir. Türkiye'nin tarihi, kültürel değerleri, ortak değerleri olan yerlerde büyükelçilik yaptım. Mesela ilk büyükelçiliğim Moğolistan'daydı. Biliyorsunuz Orhun Anıtları orada. TİKA ile beraber çok güzel işler yapıldı orada. İşte Orhun Anıtları'na giden 45 kilometrelik yol asfaltlandı Karakurum'dan. Orhun Anıtları'na fevkalade güzel bir müze yapıldı. Oranın mimari özelliklerini de yansıtan. Dışişleri Bakanlığı'nın konferans salonunu TİKA yaptı o dönemde. Kan tahlil laboratuvarı merkezi kuruldu. Bunun gibi yani örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla orayla bir tabii şeyimiz var. Yani bir gönül bağımız olan bir ülke ve topluluk. Arkasından Libya bizim işte gene eski Osmanlı toprağı neticede. Romanya ve Makedonya da öyleydi. Dolayısıyla bir kere oralarda tarihimizi, kültürümüzü buldum. Yani çok derin bir tarih ve kültür bu. Sadece somut sanat eserleri yahut işte ibadethanelerimiz, camilerimiz ve diğer kervansaray olsun, han hamam olsun, o tip somut yapıların dışında bir de kültürü ve insani o gönül bağını görüyorsunuz oralarda. O da tabii etkileyici oluyor. Makedonya'dayken yaşadığımız bir diğer çok önemli bir işbirliği alanımızda bu geçtiğimiz sene 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişimi sonrasındaki bütünlüğümüz, birleşmemiz ve o darbe karşısında, darbe girişimi karşısında aldığımız ortak tavır ve yaptığımız son derece önemli etkinlikler de aklıma geliyor. Oralarda da sağ olsun gerek soydaş derneklerimiz, gerek oradaki iş adamları derneklerimiz hep bizim yanımızda oldular. Ve devletimizin, cumhuriyetimizin yanında oldular ve son derece önemli toplumda ses getiren etkinliklere imza attılar. İstanbul'un fethinden hemen sonra 1453 yılı içinde Venedik'in İstanbul'da büyükelçilik açtığı bilinmektedir. 1793 yılında ilk büyükelçiliğini Londra'da açan Osmanlı İmparatorluğu, daha sonra Paris, Viyana ve Berlin gibi önemli dünya şehirlerine de temsilcilikler açtı. Osmanlı dönemi diplomasi nasıldı? Osmanlı'nın o dönemde de tabii çok etkili, yani dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesiydi. En büyük, en güçlü devletlerinden bir tanesiydi. Gerek batıyla, gerek doğuyla, gerek güneyimizle olan ilişkileri, gerek kuzeyle olan ilişkileri
son derece yoğundu. Yani bunların bir kısmı çatışma şeklindeydi. Ama neticede diplomasi biliyorsunuz çatışmanın sonucunda da masaya oturup sorunları ve çatışmadan arta kalan çözümlenmemiş unsurları barışçı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışma sanatıdır bir anlamda da. Dolayısıyla Osmanlı diplomasisi gerçekten köklü bir diplomasidir. Biz de onu zaten devraldık. Cumhuriyet döneminde de onu daha da ileriye taşımak için gerekli gayret gösterilmiştir. Bugün de gösterilmektedir. Bugünkü diplomasi, bugünkü koşullar, çok çabuk değişen dinamikler neticesinde yeni şekiller, yeni gelişimler göstermiştir. Bu bir ihtiyaçtır neticede. Azimle milletimizin, milli çıkarlarımızın ve vatanımızın bütünlüğü, birliği çerçevesinde bu diplomasiyi, bu çizgide devam ettireceğimize inanıyorum.